Evet, 10. parçamızı çözelim istedik bu defa sizinle. Leonardo da Vinci'den bahsediyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdiye kadar sınavlar defalarca sorulmuş bir arkadaşımız bu. Biliyorsunuz sadece resim olarak değil, birçok alanda birçok önemli çalışma yapan, aslında bir bilim adamı bu Leonardo da Vinci dediğimiz insan. Şimdi çevireceğiz birlikte, görelim birlikte arkadaşlar. Öncelikle izi alıyorum, bu benim 3 numaram. Leonardo'yu söylüyorum. Arkasından bu tarafı okuyacağım. Dikkat lütfen. Dikkat. Bu tarafın içerisinde, Famed for diye başlamış bölüm aslında bizim neyimiz? Kısaltmalı relative clause'umuz. Fiilin doğrudan üçüncü hali gibi düşünün bunu. Famed for'u veya sıfat gibi düşünün, size kalmış. Bu bir ek bilgi. Ben bu hariç konuşayım isterseniz. Of var, in var ve off var. Nasıl çeviriyorum? Leonardo dedik, Batı sanatının tarihinde. Daha güzel olsun derseniz Batı sanat tarihinde. Size kalmış. Bakın şurada hiçbir şey yok, sırayla okuyorum. Önde gelen sanatçıların ya da sanatçılardan biridir. Cümle bu. Önce bunu söyleyelim. Sanatçılardan biridir. Ek bilgi olan şey ne? Famed for painting the Mona Lisa. Mona Lisa tablosuyla ünlü olan da diyebilirsiniz bunun devamında. O zaman ben şöyle bir çeviri yapsam ne olur? Leonardo, ki kendisi Mona Lisa tablosuyla ünlü olduğu da bilinir. Ek bilgi olarak söylüyorum ya ben bunu. Batı sanat tarihindeki en önde gelen sanatçılardan birisidir. Dedik ve birinci tarafı tamamladık. Sonra ne yapıyorum? Yine bakın he dursun orada özne. 3 numarayı önce alıyorum buraya. 3 numara. Is, dirdir diye bitecek. O, Leonardo, o. Bakın for var, atlıyorum. Of var, atlıyorum. Şuraya kadar bağlaçlar var, atlayabilirsiniz. Bağlaçları da atlayabilirsiniz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bakın şu bölümde bir de on var. Evet, onu da atlıyorum. Şuradan başlıyorum. Bakın ne çıkacak karşımıza. Atlaya atlaya gittik. Neler olacak? Bu ressamı söyledik değil mi? He, o. Ne diyoruz? Sanat ve bilim. Önce bunu söylüyorum. Niye? Burada prepozisyon var. En son o var. Sanat ve bilim üzerine. Arada hiçbir şey yok, sırayla okuyorum. Portreleri ve de yazılarının yanında, yazılarına ek olarak. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Arada herhangi bir şey yoksa sırayla da okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ne demek bu? Şurada off var. Buyurun. Çeşitli mekanik araçlar, hayvanlar ve de hayali makinalar. Bakın neler yaptığını görün. Bilim adamı dedik ya. Ne dedik, baştan alayım isterseniz. Resimleri ve de yazılarına ek olarak. Çeşitli mekanik aygıtlar, hayvanlar ve de hayali makinaların detaylı ve dinamik çizimleriyle ünlüdür. Dedik, cümleyi tamamladık. Çizimleriyle de ünlüdür. Görüyor muyuz ifadeyi? O zaman çeviri yaparken önemli olan nereden başlayacağınızı bilmek. Ha, bu birebir mükemmel cümleler çıkarmak zorunda değilsiniz. Bunlar okuma anlama çalışmaları arkadaşlar. Okurken dikkatli okumanız sadece ne mesajı verdiğini hissetmez yeterli. Size kimse al bunu düp düzgün çevir diye bir ifade kullanmıyor arkadaşlar. Evet, anlaşıldığını düşünüyorum. Leonardo da Vinci'den bahsettik. Önemli kelimeleri yine burada verdik. Bunları da mutlaka öğrenelim. Ha, bir de tavsiyede bulunayım. Çeviri yapmadan önce bu kelimeleri bir öğrenin bence. Oturun bir bakın, anlamlarını çıkarın, çalışın, sonra yapın gerekirse çevirinizi. Bu hem öğrendiğiniz kelimeyi kullanmanızı da sağlar. Yani önce çevirip sonra oturup ezberlemektense önce çalışın, sonra çeviriyi yapın gerekirse diyoruz. Ve bu videomuzu da burada tamamlıyoruz. Bir diğer çözüm videosuna devam edelim birlikte.